Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Kanguru Matematik Yarışması 2021 1. ve 2. sınıf sorularını cevaplayacağız. İlk soruyla başlayalım. Aşağıdaki resim bir nehrin üzerinden geçen bir yolu ve bu nehrin üzerinden geçen köprüleri göstermektedir. Yolun başından sonuna kadar bu nehrin üzerinden kaç tane köprü inşa edilmiştir? Kaç tane köprü inşa edildiğini bulmak için yolun başından sonuna kadar takip edelim ve kaç kez nehrin karşı kıyısına geçtiğimizi bulalım. Yolu başından takip etmeye başlar isek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 kez nehrin karşı kıyısına geçtiğimizi görürüz. Dolayısıyla 8 tane köprü inşa edilmiştir. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki resimde Gize ile Kahire arasında yolculuk yapan develer gösterilmiştir. Buna göre kaç deve Gize'den Kahire'ye doğru gidiyordur? Yönü Gize'den Kahire'ye doğru olacak. Yani ok yönünde olacak. İlk devenin ok yönünde ters yönde gittiğini görüyorum. Bu şekilde devam eder ve ok yönüne uygun develeri işaretler isem kaç tane devenin benim gittiğim yolda olduğunu bulmuş olurum. 3. Unutmamak için yol boyunca oklarımı çizmeye devam ediyorum. 4. 5. Bu devenin ok yönüne ters yönde olduğunu görüyorum. Yine bu deve de ok yönüne ters yönde ilerlemekte. Dolayısıyla yol boyunca 1, 2, 3, 4 ve 5 tane deve Giza'dan Kahire'ye doğru gidiyor. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir çocuğun oyuncak ayısının sağ gözü kulağı ile örtülmüş, sol eli yukarı kaldırılmış ve karnına bir üçgen çizilmiştir. Bu oyuncak ayı aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce karnına üçgen çizilmiş olan ayıcıkları bulalım. C ve E şıkkında ayıcıkların karnına daire şekli çizilmiştir. A, B ve D şıklarından diğer şartlara uyanı bulalım. Son eli yukarı kaldırılmış şartına bakalım. A ve B şıkkındaki ayıcıkların sağ elleri yukarıdadır. Dolayısıyla A ve B şıkkı da olamayacağından bu şartlara uygun tek şık D şıkkıdır. Sağ gözünde kulağıyla örtülmüş olduğu görülmektedir. Dördüncü soru. Aşağıdaki resimde görülen kibritler içerisinden diğerleri hareket ettirilmeden 3 tanesi çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi gibi bir görüntü ortaya çıkabilir? Şıkları tamamlayarak kaç tane kibrit çıkartıldığını bulmuş olalım. Örneğin A şıkkını bu şekle uygun olması için burada ve burada birer kibriti olmalı. Dolayısıyla A şıkkında 2 tane kibrit çıkartılmış. B şıkkında bu şekle benzemesi için 1, 2 kibrit çöpü çıkartıldığını görmekteyim. C şıkkında 1, 2 tane kibrit çöpü çıkartıldığını görüyoruz. D şıkkına bakalım. 1, 2, 3. 3 tane kibrit çıkartıldığında D şıkkı elde edilmiş. E şıkkında da yine 2 tane olduğu zaten görülmektedir. 5. soru ile devam edelim. Bir yarışmada yarışmacılar hedefe sırasıyla ok atmıştır. Yarışmacıların attığı okların hedefi vurduğu noktalar işaretlenerek puanları tespit edilmiştir. Buna göre hangi hedef üzerindeki atışlardan en çok puan alınmıştır? Aslında yapmam gereken şey şıklardan toplam kaçar puan aldığımı hesaplamak. Örneğin A şıkkıyla başlayalım. 3 puanlık bölgede 1 tane ok, 5 puanlık bölgede 2 tane ok bulunmaktadır. O zaman 3 artı 2 tane de 5 yapmalıyım. Bu işlemin sonucu 5 ile 5'in toplamı 10, 3 daha eklersem 13 puan olacaktır. B şıkkında 3 puanlık bölgede 2 tane ok olduğu görülmektedir. O zaman 2 tane 3 puan, 5 puanlık bölgede ok yok, 7 puanlık bölgede 1 tane ok var. Bir de 7 puanı ekleyelim. 7 ile 3'ün toplamı 10, 3 daha eklersem 13 puan da B şıkkında olmaktadır. C şıkkında 3 puanlık bölgede ok yok,
5 puanlık bölgede 3 tane ok var. O zaman 3 tane 5'i toplayalım. 5 ile 5'i toplarsak 10. Bir 5 daha eklersek 15 puan C şıkkında elde edilmiştir. D şıkkına bakalım. 3 puanlık bölgede 2 tane ok. 5 puanlık bölgede 1 tane ok bulunmaktadır. Artı 5. 7 puanlık bölgede de ok bulunmamaktadır. 3 ile 3'ü toplarsam 6, 5 daha eklersem 11 puan D şıkkında elde edilmiştir. E şıkkında 3 puanlık bölgede 2 tane ok. 5 puanlık bölgede 1 tane ok. 7 puanlık bölgede ok yok. Dolayısıyla 3 ile 3'ün toplamı 6, 5 daha eklersem 11 puan elde edilir. Benden en çok puanı alan hedefi bulmamı istemişti. Öyleyse cevabım C şıkkı olacak. 6. soru. Bir düğüm ustası elindeki halata aşağıdaki gibi düğümler atmıştır. Sonra düğüm attığı ipi yere fırlatmıştır. Bu düğüm attığı ip çözülmediğine göre seçeneklerden hangisi gibi görülebilir? Attığı düğümü dikkatlice incelersek 4 tane düğümün ardı ardına olduğu, bir tane de dışarı sarkmış olduğunu görürüz. Şıkları inceleyelim. A şıkkına baktığımızda 5 tane düğümün ardı ardına bağlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu aynı düğüm olamayacaktır. D şıkkında dışarı doğru 2 tane ip sarkmaktadır. Ancak baştaki ipte bir tane ip sarkıyordu. Dolayısıyla D şıkkı da olamayacak. E şıkkında dışarı sarkan bir düğüm olmadığından, C şıkkında da ardı ardına 3 tane düğüm bağlı olduğundan bu şıklarda elenmiş olacak. B şıkkına bakarsam 4 tane düğüm ardı ardına sıralı bir tane de dışarı çıktığından benim istediğim düğüm şekliyle uyum sağladığına göre bunun gibi görülebilir. Dolayısıyla cevap Bursa olacaktır. 7. soru. Aşağıdaki resimde köpeklerin ağırlıkları gösterilmiştir. Buna göre hangi resimdeki 3 köpeğin toplam ağırlığı 14 ve 2 küçük köpeğin toplam ağırlığı 6'dır? Benden küçük köpeklerin toplam ağırlıklarının 6, 3'ünün toplamının ise 14 olduğu şıkkı bulmamı istiyor. Öncelikle 2 küçük köpeğin toplam ağırlıklarını kontrol edelim. A şıkkında küçük köpekler 2 ve 3 ağırlığındalar. Toplamları 5 olacaktır. D şıkkında 2 ve 4 ağırlığındalar, toplamları 6 olacaktır. E şıkkında 2 ve 5'i toplarsam 7, C şıkkında 2 ve 4'ü toplarsam 6, D şıkkında da 2 ve 4'ü toplarsam 6 elde ederim. 2 küçük toplamın köpeğin toplam ağırlığı 6 olacağından A şıkkı ve E şıkkı bu şartı sağlamayacaktır. Şimdi 3 köpeğin toplam ağırlıklarına bakalım ve 14 olup olmadıklarını kontrol edelim. 3 köpeğin toplam ağırlığı C şıkkında 9 artı 2 artı 4'ten 9 ile 2'yi toplarsam 11, 4 daha eklersem 15 olacaktır. Benden 14 olmasını istemekteydi. D şıkkına bakacak olursak 7 ile 2'nin toplamı 9, 4 daha eklersem 13 olacak. Ben 14 olanı arıyorum. B şıkkı da gidecek. B şıkkına bakacak olursak 8 ile 2'nin toplamı 10, 4 daha eklersem 14 olacak. Verilen şartlara uygun olan şıkkın B şıkkı olduğu görülmektedir. Bir masanın üzerinde aşağıdaki resimdeki gibi üzerinde 1'den 9'a kadar sayıların olduğu bir kart vardır. Bir karınca bu kartın üzerinde sırasıyla 7, 8, 5, 1, 2, 6, 3 sayıların üzerinden geçecek şekilde yürümüştür. Bu karıncanın izlediği yol seçeneklerin hangisinde gösterilmiştir? Öncelikle karıncanın izlediği yolu bulabilmek için bana verilen sırayla sayıların üzerinde ilerleyelim. 7'den başlamış 8'e, 5'e, ardından 1'e, 2'ye, 6'ya ve 3'e ilerlemiş. Dolayısıyla aradığım şekil bu şeklin aynısı olmalı.
A şıkkında şeklin farklı olduğunu, B şıkkında şeklin farklı olduğunu, C şıkkında şeklin farklı olduğunu, yine E şıkkında şeklin farklı olduğu görülmektedir. Benim aradığım şekle uygun yol D şıkkında verilmiştir. Böylelikle 3 puanlık soruları tamamlamış olduk. Hadi gelin 4 puanlık soruların cevaplarına bakalım. 9. soru. Bir depodaki raflarda içinde boya dolu kutular vardır. Kutular küçük ve büyük olmak üzere iki farklı boydadır. Buna göre hangi raftaki boya miktarı en fazladır? Bu soruyu cevaplamak için şuna dikkat etmeliyiz. Büyük kutularda daha fazla boya olacaktır. Benden en fazla miktarı istediğine göre aslında şıklarda hangisinin diğerlere göre daha fazla büyük boy kutu olduğunu bulmam gerekiyor. A şıkkında 3 tane, D şıkkında 3 tane, E şıkkında 3 tane, C şıkkında 1 tane, D, B şıkkındaysa 4 tane büyük boy kutu olduğu görülmektedir. Öyleyse burada diğerlerinden daha fazla büyük kutu olduğuna göre D şıkkındaki boya miktarı en fazla olacaktır. Bir öğrencinin resimdeki gibi 3 kırmızı ve 3 yeşil kartı vardır. Bu öğrencinin bir yeşil ve 2 kırmızı kartla yazabileceği en büyük 3 haneli sayı nedir? 3 haneli bir sayı yazacağım ve bunun en büyük olmasını istiyorum. Eğer en büyük olmasını istiyorsam kartlarımın arasından da en büyük sayıları seçmeliyim. Yalnızca şuna dikkat etmek zorundayım. Bir tane yeşil, iki tane kırmızı kart seçeceğim. Yeşil kartlara baktığımızda 2, 7 ve 9 sayılarını görüyorum. Bu sayılar arasında en büyüğü 9 olduğuna göre seçeceğim yeşil kart 9 olmalı. Bu kartlardan sonra şimdi de kırmızı kartlarımı seçelim. 3, 4 ve 6 sayılarından yine en büyük olanlardan 2 tanesini seçmeliyim. 6 ve 4, 3'ten daha büyük olduğu için 6 ve 4 sayılarını seçelim. Sıralarken de en büyüğü yüzler basamağına gelecek şekilde yerleştiririm. Daha sonra diğer büyüğü onlar basamağına, en küçüğünde birler basamağına yerleştirir. 9, 6 ve 4 yani 964 sayısını elde ederiz. Sırada 11. soru var. Bir masada dikdörtgen şeklinde aynı büyüklükte 3 kağıt parçası duruyor. Bir kitap kurdu, kağıtları yiyerek bir deri kaçıyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu kitap kurdu 3 kağıtta birden deli kaçmıştır. Hayal gücümüzü kullanarak kağıtları tamamlamaya çalışalım. A şıkkındaki kağıdı şu şekilde tamamladığımızda bu deliğin ortadaki kağıdı içinden geçmediğini görüyoruz. Dolayısıyla A şıkkı olamaz. B şıkkında en arkadaki kağıdı tamamladığımda bu şekilde görülmektedir. Yine bu delik en arkadaki kağıdın üzerinde değildir. C şıkkına baktığımızda en arkadaki kağıdı tamamladığımızda yine bu deliğin bu kağıdın üzerinde olmadığı görülmekte. E şıkkındaki ortadaki kağıdı tamamladığımda yine bu deliğin bu kağıdın üzerinde olmadığı görülmektedir. D şıkkına baktığımızda ortadaki kağıdı tamamlayalım. Bu delik ortadaki kağıdın üzerinden de ve en arkadaki kağıdı tamamlayalım. En arkadaki kağıdın üzerinden de geçtiği görülmekte. Dolayısıyla D şıkkında kitap kurdu. 3 tane kağıt parçasının üzerinde de deli kaçmış olmaktadır. 12. soru. Bir öğrenci bir kabın etrafını kağıttan yapılmış bir cetveli aşağıdaki gibi eşit aralıklarla dolamıştır. Buna göre soru işaretiyle gösterilen noktada hangi sayı olmalıdır? Dikkat edecek olursak ortadaki sayıların alttaki sayıların 21 fazlası olduğunu görmüş oluruz. Tüm sayılar için bu sağlanır. 27, 6'nın 21 fazlasıdır. Eşit aralıklarla doladığına göre aynı şart en üstteki şerit içinde gerçekleşmiş olmalıdır. O zaman
Yine 21 fazlası olan sayıyı bulmalıyım. 27 ile 21'i toplarsak 48 olduğu bulunur. Hadi 13. soruya bakalım. Aşağıdaki bilekliklerden 4 tanesi aynı, 1 tanesi farklıdır. Farklı olan hangisidir? Aslında bu soruda birden fazla boncuk kontrol ederek bulabilirsiniz. Ancak ben bulduğum bir yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. A, B ve D ve E şıklarında yeşil yıldız ve yeşil karenin yerlerini kontrol edelim. A şıkkında yeşil yıldız ve yeşil kare yan yana. B şıkkında yeşil yıldız ve yeşil kare yan yana. C şıkkında yeşil yıldız ve yeşil kare yan yana. D şıkkında yeşil yıldız ve yeşil kare yan yana. E şıkkındaysa yeşil yıldız ve yeşil kare arasına bir mavi boncuk girmiş. Dolayısıyla E şıkkı diğerlerinden farklıdır. Başka boncukları kontrol ederek de doğru cevaba ulaşabilirdiniz. Başka bulduğunuz bir yol varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. 14. soru. Aşağıdaki resimde 5 arkadaşın evleri ve okulları gösterilmiştir. Okula gitmek için Ayşe ve Vedat Güney'in evinin önünden geçer. Deniz de okula Esra'dan daha yakın bir evde yaşıyor. Buna göre Esra hangi evde yaşıyor? Şekle bakılacak olursak bu iki evde yaşayan kişilerin şu evde yaşayan kişinin önünden geçerek okula gittiği görülmektedir. Bana soruda verdiği okula gitmek için Ayşe ve Vedat Güney'in evinin önünden geçiyor şartı bu evlere uymaktadır. Dolayısıyla Ayşe ve Vedat bu evlerden birinde yaşıyor, Gülay ise bu evde yaşıyor anlamına gelir. Deniz de okula Esra'dan daha yakın bir evde yaşıyor. Geriye kalan iki ev arasında hangisinin Deniz'e, hangisinin Esra'ya ait olduğuna bakalım. Deniz Esra'dan daha yakın bir evde yaşıyor. O zaman Deniz okula yakın olan evde, Esra okula uzak olan evde olmalı. Buna göre Esra hangi evde yaşıyor sorusuna cevabımız bu evin aynısı olan D şıkkı olacaktır. 15. soru. Arven'in aşağıdaki resimdeki gibi içinde kırmızı ve sarı çiçekler bulunan iki vazosu vardır. Her iki vazodaki kırmızı ve sarı çiçeklerin sayısının aynı olmasını istiyor. Bunu yapmak için kaç çiçeğin yeri değişmesi gerekmektedir? Öncelikle bu vazodaki kırmızı ve sarı çiçeklerin sayısını yazalım. 2 tane kırmızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de sarı çiçek var. Şimdi de bu vazoyu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kırmızı. 1 tane ise sarı çiçek var. Her iki vazodadaki çiçeklerin sayılarının aynı olmasını istediğime göre eşitlemeye çalışalım. 2 kırmızı 6 tane de kırmızı çiçek burada olduğundan toplam 8 kırmızı çiçek var. Eşit olması için 4, 4 olarak ayrılması gerekmektedir. Öyleyse buradan 2 tane kırmızı çiçeği alır. Buraya ekler isem 4'er tane kırmızı çiçek olur. 2 tane kırmızı çiçeğin yerini değiştirdiğimizi unutmayalım. Şimdi ise sarı çiçeklere bakalım. Birinci vazoda 7 tane sarı çiçek, ikinci vazoda 1 tane sarı çiçek var. Eşit olması için buradaki 3 tane sarı çiçeğin diğer vazoya geçirilmesi gerekiyor. 3 tane de sarı çiçeğin yerini değiştirdik. Öyleyse toplam 5 tane çiçeğin yeri değişmiş olması gerekiyor. Böylelikle 4 puanlık soruları da tamamlamış olduk. Hadi gelin 5 puanlık soruların cevaplarını kontrol edelim. 5 puanlık soruların ilkiyle başlayalım. Aşağıdaki resimde 5 oyuncağın terazi üzerindeki pozisyonları gösterilmiştir. Buna göre bu 5 oyuncaktan en ağırı hangisidir?
Bu teraziden başlayalım. Terazide kurbağanın penguenden daha hafif olduğu görülmektedir. Dolayısıyla penguen daha ağır olduğuna göre kurbağa olan D şıkkını eleyelim. Bu teraziyi hallettik. Hadi gelin penguenden devam edelim. Penguenin kalemden daha hafif olduğu görülmektedir. Ağır olan aşağıda olacaktır. Kalem penguenden daha ağır olduğuna göre penguen şıkkı da elenmiş olur. Hadi kalemin olduğu diğer teraziden devam edelim. Bu terazide kalemin uçaktan daha yukarıda olduğu görülmektedir. Daha yukarıda olması daha hafif olduğu anlamına gelir. Ben ağır olanı arıyordum. Öyleyse uçak kalemden daha ağır olduğuna göre kalem olan E şıkkı da elenmiş olur. Hadi uçağın olduğu bu teraziyle devam edelim. Uçak elmanın olduğu elmadan daha yukarıda durduğuna göre uçak elmadan daha hafif olacaktır. O zaman en ağır olan oyuncak C şıkkındaki elma oyuncağıdır. 17. soru. Bir öğrenci küçük küplerle aşağıdaki resimde gösterilen şekli oluşturmak için hangi seçenekte verilen iki parçayı birleştirmelidir? Sizlerle bu soruyu parçaları birbirlerine yakınlaştırarak çözeceğiz. A şıkkı ile başlayalım. A şıkkında verilen bu parçayı diğer parçaya yakınlaştıralım ve bu şeklin oluşmadığını görmekteyiz. B şıkkı ile devam edelim. B şıkkındaki bu parçayı diğer parçaya yakınlaştırıyorum. Şekli tamamladık mı dersiniz? Hadi diğer şıkları da aynı şekilde deneyelim. C şıkkı ile devam edelim. C şıkkındaki parçaya yakınlaştırıyorum. Şekli oluşturmadık. D şıkkı ile devam edelim. Dışarıdaki bu parçayı içeri doğru yaklaştırıyorum. Bir boşluk kaldı. Hadi son olarak E şıkkını da deneyelim. E şıkkındaki bu parçayı da diğerine yakınlaştırıyorum. Şıklara baktığımda bir tek B şıkkındaki şekli tamamlayabildiğimi görmüş oldum. Sizler de sınavda bunları Lego birleştirir gibi hayal ederek tamamlayabilir, doğru cevaba ulaşabilirdiniz. 18. soruyla devam edelim. Bir manavın birer tane 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram, 5 kilogram, 6 kilogram ağırlığındaki kütlelerden ve bir tane de terazisi vardır. Terazinin üzerine dengede duracak şekilde kütleleri yerleştirmiştir. Buna göre 4 kilogram ağırlığındaki kütlenin yanında bulunan kütlenin ağırlığı nedir? Bu soruyu cevaplamak için bu kütlenin hangisinin olabileceğini bulmam gerekiyor. Diyelim ki burası 2 kilogram olsun. 4 ve 2'nin toplamı bu kefedeki ağırlığın 6 kilogram olduğu anlamına gelir. Geriye 3, 5 ve 6 kilogramlık ağırlıklar kalır. Buranın toplamı ise 3 ile 5'in toplamı 8, 6 daha eklersem 14 kilogram olur. Böyle bakıldığında bu terazinin dengede kalması imkansız. Öyleyse buraya 2 kilogram gelemez. Peki, burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya küçük bir şey koyduğumda diğer kefenin ağırlığı çok büyük olmakta. Öyleyse buraya daha büyük olan bir sayı koymalıyım. Koyacağım sayıyı 6 kilogram olarak seçelim. 4 ile 6'nın toplamı 10 kilogram olur. Peki, bakalım kalan kütlelerin toplamı ne kadar olacak? Geriye 2, 3 ve 5 kilogramlık ağırlıklar kaldı. 2 ile 3'ün toplamı 5, 5 daha eklersem 10 kilogram olur. Her iki kefedeki ağırlık birbirine eşit olduğuna göre bu terazi dengede kalabilir. Dolayısıyla 4 kilogramın yanındaki ağırlık 6 kilogram olmalıdır. Cevabımız D şıkkı olacak. 19. soru. Seçeneklerdeki şekillerden 4 tanesi birleştirilerek aşağıdaki kare düzlem oluşturulmuştur. Buna göre hangi seçenekteki şekil kullanılmamıştır? Sizler için şıkları renklendirmek istiyorum. Şıklara dikkatli baktığımızda
B şıkkındaki 3, 3, 3, 2 sayısının buraya yerleştiğini, C şıkkındaki parçanın buraya yerleştiğini, E şıkkındaki parçanın buraya yerleştiğini, D şıkkındaki parçanın ise buraya yerleştiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla açıkta kalan şık A şıkkı oluyor. Eğer sınavda şuradaki bölgeye A şıkkı diyerek başladıysanız, kalan bölgeleri uygun şekilde dolduramadığımızı görmüş olacaksınız. Dolayısıyla bu şıkkın yanlış bir başlangıç olduğunu görüp başka bir şıkla başlayabilirdiniz. 20. soruyla devam edelim. İki küçük kanguru resimde gösterildiği gibi boylarını ölçüyorlar. Büyük kanguru her ay 10 santim, küçük olanı ise her ay 20 santim uzuyor. Buna göre kaç ay sonra aynı boyda olurlar? Öncelikle başlangıçtaki boylarıyla başlayalım. Büyük olan kangurunun 100 santim olduğu, küçük olan kangurunun ise 60 santim olduğu görülüyor. Bir ay geçtiğinde küçük olan kanguru 20 santim uzayacağından 80 santim olacak. Büyük olan kanguru 10 santim uzayacağından 110 santim olacak. Bu bir ay sonraki boyları. Ben hangi ayda eşit olacaklarını bulmak istiyorum. Öyleyse bu şekilde saymaya devam edelim. Büyük kanguru bir ay sonra 10 santim uzayarak 120 santim olacak. Küçük kanguru 20 santim uzayarak 100 santim olacak. Hala eşitlenmediler. 3 ay sonraya bakalım. Bir ay daha geçeceği için büyük kanguru 10 santim uzayıp 130 santim olacak. Küçük kanguru 20 santim uzayıp 120 santim olacak. Hala eşit değiller. Öyleyse bir ay daha geçsin. Büyük kanguru 10 santim uzayarak 140 santim olsun. Küçük kanguru da 20 santim uzayarak 140 santim oldu. Evet, eşitlendiler. Kaç ay geçmişti? 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla 4 ay sonra aynı boyda olacaklar. 21. soru. Aşağıdaki şekilde karelerin içerisine 1'den 7'ye kadar olan sayılar yazılmıştır ve her biri yalnız bir kez kullanılmıştır. Üst satırda bulunan 3 karenin içerideki sayıların toplamı, alt satırda bulunan 3 karenin içindeki sayıların toplamı ve dikey olarak bulunan 3 karenin içindeki sayıların toplamı birbirine eşit olup hepsi 12'ye eşittir. Buna göre yeşil karelerin içindeki sayıların toplamı kaçtır? Burada bana verdiği ipucu da şu 3 sayının, bu 3 sayının ve bu 3 sayının toplamlarının 12'ye eşit olduğunu söylüyor. Ve bu her bir karede birden 7'ye kadar olan sayılardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'den birer tane olduğunu söylüyor. Şimdi bu sayılardan hangi üçünün toplamının 12 olduğuna bakalım. 7, 3 ve 2 sayılarını toplarsam 12 sayısını elde ederim. Aynı şekilde 6, 5 ve 1 sayılarını toplarsam 12 sayılarını elde ederim. Alt veya üst satıra hangisini koyduğumun bir önemi olmadan yerleştirdiğimizi düşünelim. Geriye hangi sayı kaldı? 1, 2, 3, 5, 6 ve 7'yi topla kullandım. Geriye sadece 4 sayısı kaldı. Dolayısıyla buradaki sayının 4 olması gerekiyor. Öyleyse geriye kalan 2 yeşil kutunun toplamını 12 eksi 4'ten 8 olarak bulabiliriz. Bu kutulardan herhangi bir iki tanesini 8 olacak şekilde yerleştirebiliriz. Örneğin 7, 3, 2, 1, 6, 5 şeklinde yerleştirebiliriz. Sıralaması önemli değil. 4 burada olduğuna göre yeşillerin toplamı daima 8 olur. Çünkü dikey olan kutuların toplamı 12 olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. 22. soruyla devam edelim. Bir manavda karpuz, kabuğun ve muz vardır. Bu manav meyveleri çeşitli şekillerde tartmıştır ve farklı ölçüler bulmuştur. Buna göre karpuz, kabuğun ve muzun birlikte tartıldığında kaç kilogram ağırlık ölçer?
Birinci tartıdan bakalım. Karpuz ve kavunu topladığımda 9 kilogram elde ediyor. İkinci tartıda karpuz ve muzu topladığında 6 kilogram. Üçüncü tartıda kavun ve muzu topladığımda 5 kilogram elde ediyorum. Peki bunların hepsini aynı anda tartmış olsaydım ne olacaktı? 2 tane karpuz, 2 tane kavun, 2 tane de muz olacak. Peki neye eşit olacak? 9 artı 6 artı 5'e. Yani 20 kilograma. Benim bulmak istediğim şey bir kavun, bir karpuz ve bir muzun toplam ağırlığı. Elimde iki karpuz, iki kavun ve iki muzun toplam ağırlığı var. Öyleyse bu toplam ağırlığı yani 20 kilogramı ikiye bölersem bir muz, bir kavun ve bir karpuzun ağırlığı olan 10 kilogramı bulurum. Dolayısıyla dördüncü tartıda görülmesi gereken kilogram 10 kilogram yani A şıkkı olacaktır. 23. soru. Bir duvar ustası aşağıda gösterilen sarı ve mavi renkteki iki tip tuğla ile seçeneklerdeki şekilleri oluşturmuştur. Hangi seçenekteki sarı tuğla sayısı mavi tuğla sayısından fazladır? Legolarımızı düşünelim. Legolarımızı yan yana veya dik olarak koyduğumuzda bu şekilleri oluşturabiliriz. Hadi bu şekilde sayalım. A şıkkında 1, 2, 3 tane sarı, 1, 2, 3 tane mavi tuğla var. B şıkkına bakalım. 1, 2, 3 tane mavi, 1, 2, 3 tane de sarı tuğla var. C şıkkına bakalım. 1, 2, 3 tane sarı, 1, 2, 3 tane mavi tuğla var. D şıkkında 1, 2, 3, 4 tane sarı, 1, 2 tane mavi tuğla var. E şıkkına bakalım. 1, 2, 3 tane sarı, 1, 2, 3 tane de mavi tuğla var. Soru benden sarı tuğla sayısı mavi tuğla sayısından fazla olan şıkkı bulmamı istiyordu. A, B, C ve E şıklarında tuğla sayıları birbirine eşit olduğundan D şıkkında ise sarı tuğla sayısının mavi tuğla sayısından fazla olduğundan doğru cevabım D şıkkı olacaktır. 24. soru. Aşağıdaki resimde çocuklardan kaç tanesi yanındaki çocuğun sağ elini sağ eliyle tutar? Öncelikle arkasına bakan ve önüne bakan çocuklar için sağ elinin ne tarafı olduğunu bir görelim. Pembe elbiseli kızla başlayalım. Pembe elbiseli kız bizimle aynı yöne bakıyor şu an. Siz karşıya bakıyorsunuz. Bu çocuk da karşıya bakıyor. Dolayısıyla sizin sağ elinizle bu kızın sağ eli aynı yön olacak. Aynı şekilde sarışın kız için de sağ eli bu tarafı olacak. Buradaki kıvırcık saçlı çocuk için de yine yönü bizimle aynı yönde olduğu için sağ eli bu tarafı olacak. Bize doğru bakan çocuklar karşı tarafa baktıkları için sağ elleri diğer taraf olacak. Arkanızı dönüp çocuklarla aynı yöne bakarak kontrol edebilirsiniz. Burası da sağ ile olacak. Burası da sağ ile olacak. Burası da sağ ile olacak. Hadi bu sağ kolları birazcık renklendirelim. Az önce belirlediğimiz sağ kolları renklendirdim. Soru benden sağ elini sağ eliyle tutmasını istiyordu. Sarışın kız bu kumral çocuğun sağ elini sağ eliyle tutuyor. Aynı şekilde bu kıvırcık çocuk
esmer kızın sağ elini sağ eliyle tutuyor. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane çocuk yanındakini sağ elini sağ eliyle tutar. Böylelikle tüm soruları cevaplamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de kaç doğru, kaç yanlış yaptığınızı yorumda bizlerle paylaşabilirsiniz. Sorularla ilgili başka fikirleriniz varsa onları da okumaktan mutluluk duyarız. İyi günler.